Evet, merhaba değerli arkadaşlarımız ve takipçilerimiz. Bugün yine beraberiz. Yine Uzak Doğu Savaş Sanatları konuşacağız. Bugün değerli hocamız, Aikido hocamız, 5. Dan, Bursa'dan Burhan Moçu hocamız. Onunla 1 saat boyunca Aikido'yu, Uzak Doğu Savaş Sanatları'nı, spor, evde neler yapılıyor onu konuşacağız. İnşallah güzel bir sohbet olur. Buradan da şimdi tüm katılımcılara da selamlarımızı iletiyoruz. Canlı yayın arasında işte bazen işte yazdığınız sorular göremeyebiliyoruz. Kusura bakmayın şimdiden. Ama biz tekrar onları ben gözden geçirip sonra da mesaj olarak gönderiyorum. Çok güzel bir sohbet bekliyorum. Burhan Moço hocamız bayağı çok renkli bir kişiliği var. Tanımayan da mutlaka tanısın. Şimdi birazdan da kendisine hemen ben bağlantı göndereyim. Var hocam. Merhabalar, merhabalar İlhan Hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın hocam? İyi misin? Teşekkür ederim. Allah'a şükürler olsun. Heyecanla bekliyorum. Kalp ritmim böyle bam 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 yapıyor. Evet, o duyguyu biliyorum Hatta ben. Her gün o duyguyu yaşıyorum canlı yayında. güzel Sizin olur. gibi böyle değerli hocalarımızla sohbet etmek çok güzel ama birkaç dakika sonra o heyecan bitiyor ve hemen konuyu konuşurken 1 saat nasıl geçtiğinizi hiç fark etmiyoruz. Ben seni kısaca hocam tanıttım ama sen buyur daha geniş bir şekilde tanıtırsan kendini. Buradaki takipçilerimiz. Tabii, tanımayanlar için. Tanıyan arkadaşlarımız zaten tanıyorlar, sağ olsunlar. Hepsinden Allah razı olsun, sizden de öyle. Evet, size reklamınızı yapın, ben de yapayım. Ben Bedava ya. MMA Federasyonu reklamını yapıyorum şimdi. Bedava. 66 yaşına kısmetse Ağustos'ta giriyorum. Ağustos'un 11'inde Yaşayalım. için hediyeleri beklerim. Herkese bu konuda teşekkür ederim şimdiden. Üç çocuk Tabii babasıyım. bu hocam hemen sana hediye gönderelim. Yaş gününde sen bana hatta böyle bir şey yapın. Bu program biliyorsunuz farmasi tarafından da sponsoru ediliyor. Sen Ha, çok. bana bilgi gönder, ben farmasiden sana güzel bir hediye göndereyim. Tamam, çok güzel olur. Sevinirim hocam. Hediyeye hayır denmez zaten. Ayıp olur. Tamam hocam. Ben anlatayım. Ağustos'ta 11'ine 66'ya basıyorum. Allah'ın izniyle. Çok şükürler olsun. Sağlığım da çok yerinde. Onun için artık yani bütün servetim benim sağlığım. Benim için önemli olan bu. Bir de Aikido. Aikido'yu çok seviyorum çünkü. Onunla rahatlıyorum. Onunla relax oluyorum. Onunla mutlu oluyorum. Salonda antrenman yaparken ya da yaptırırken dünyayı unutuyorum. Her şeyi unutuyorum. Onun için zaten Hocam, detaylı da anlatacağım. Aikido ile nasıl tanıştın? Çok merak ediyorum. Ben böyle Çok hocalara ilginç. özellikle Ben soruyorum. Yani o savaş sanatlarının ilk tanışma anı, neler düşündün, neler yaşadın? benimkisi çok ilginç. Kayıtlara geçecek bir şey diyelim, bu anı diyelim. Benim çocuklarım Bursa'da judoya başladığı vakit, onların tabii hep onlar bizde de bir içimizde var ya, kıpır kıpır İstanbul'dan Bursa'ya göç ettik. İstanbul'da böyle bazı şeyleri yapamadık, elimizde olmadı. Bursa'da alternatifler çoğaldı bizim açımızdan. Spor salonunda yakın zaten, kapalı spor salonu oturduğumuz yere. Muradiye'de oturuyorduk. Spor salonu hemen aşağıda, altımızdaydı, aşağımızdaydı. Çocuklar judoya yazıldılar. Küçüklerdi tabii o zaman. Büyük oğlum 14 yaşında mı neydi? Şimdi 46, 40, 46, 46 yaşında tabii. Doğru, 46 yaşında. Benden 20 yaş küçük kerata. Onlar yazılınca biz de tabii onları takibe gittik eşimle. Devamlı antrenmanlar diyor. Biz de devamlı takip ediyoruz ama yani ilgileniyoruz. Şehir dışına maçlara gidiyor büyük oğlum, müsabık kendisi. Onunla birlikte mümkün olduğu kadar gitmeye çalışıyoruz, imkanım olsa. İmkanım olmazsa artık biliyorsunuz ki pek fazla da destek yok bu spor olaylarına. Hep cebimizden masraf edip göndermeye çalışıyoruz. İmkan olursa biz de gidiyorduk. Böyle böyle derken ben kendimi şuranın içinde buldum. Onu nasıl buldum onu da anlatayım. Bak çok ilginçtir, dikkatli izleyin. Yani spora insan nasıl başlayabilir? Benim gibi değil.
Dinliyoruz hocam. Çok merak ettim. Oğlum müsabak olduğu için tabii o maçlara girdiği vakit ben ondan daha çok heyecanlanıyorum. Şöyle yap, böyle yap, böyle hareketleri göreceksiniz. Dışarıda ben maç yapıyorum aslında. Minderde değil, dışarıda yapıyorum. Evde de tabii bunun şeyini yapıyoruz, kriterini yapıyoruz. Oğlum niye böyle tutmadın, şöyle yapmanı falan. Artık benim oğlum burasına geldi. Baba dedi, çok biliyorsan gel dedi. Kendin yap da göreyim nasıl yapılıyormuş dedi. Geleceğim dedi. Ertesi antrenmanda yemiyorum. Gittim, elbiseler aldım, gittim. Elbise aldım, kendime gittim. O zaman da elbiseler böyle güzel elbiseler yok. Yani neyse evet, onu... Evet, buradan seçenek çok az demek hocam. İsmini söylemeyin, ayıp olur. Böyle koyu sarı, kahverengi yakın elbiseler. Neyse, antrenmanlara başladım tabii ben. Kenardan, uçtan, baştan böyle yavaş yavaş, yavaş yavaş yavaş. Bu zaman içinde gelişmeye başladı, çoğalmaya başladı ama öyle bir şey oluyor ki. Şimdi daha çok şeylik yapıyoruz. İşte hakemle yapıyoruz. İşte şey hakemi, tabela hakemi, işte masa hakemi, süreç hakemi falan vesaire. Siz de hakem, siz bilirsiniz. Ortada değilim ama tabii yani. Öyle öyle başladım. Hakem adayı oldum. Arkadaşların teşvikiyle. Sonra dediler ki, ya sen bölge hakemi ol. Bölge hakemi olmaya çalıştım. Olamadım. Kabul etmediler. Federasyondaki görevler, o zamankiler kabul etmediler. Hatta dostum beni fırlatıp attılar. Bursa'da dans sınavı varken. Evet. Açıkça söylüyorum yani. Fırlattılar, attılar. Ben çok üzüldüm bu konuya. Yani en azından kabul etmeseler bile o dosyayı atmamaları gerekiyordu. Bu benim çok ağrıma gitti. O meyanda da bizim hocalık yapan arkadaşımız il temsilciydi o zaman. Hakan Kaplan il temsilciydi. Onu da söyleyeyim. Baktı benim durumuma, biraz acıdı galiba. O Bursa'da da IQ'da daha o zaman yeni başladı. Yani 99'un tarihini söylüyorum ben size. 1999'un. Abi sen dedi burada ne arıyorsun? Gel dedi IQ'da yapalım. Ben IQ'nun A'sını dahi bilmiyorum. Bakın araştırmadım da öyle bir şeyim de yok. O zaman teknoloji de yok. Ben de teknolojiye zaten zaafım hiç yok. Şu anda bile. İyi dedim, gelirim. Nerede? İşte parkın içinde bir yerde. Tamam. Aldım çantamı. Ertesi gün gittim elbiselerimi. Girdim. Çok tuhaf. O onun elini tutuyor. Olduğu yerde mi? Büküyor. O elini tutuyor, büküyor. Herkes kimse bir şey bilmiyor yalnız. Yani hoca da çok bilgiliğinden değil. İşte ne gördüyse, ne şey yaptıysa o zaman onları şey yapıyor. İstanbul'a gidiyor, bir şeyler öğreniyor, geliyor. Biz öyle çalışıyoruz bakın. Ben dedim ne biçim bir şey bu ya dedim. Adamın bir basacağım dedim tokadı. Ya da kafayı bitecek bu işte. Yani ben şimdi işin tarafındayım. Dedim ben bir daha gelmeyeceğim. Hoşuma gitmedi. Kafam ama takıldı. Şimdi bir de, o zaman benim esas mesleğim, ana mesleğim mobilyacılık. Ben mobilyacı sanatkar, zanaatkarım yani. Çekiç kaplamada yetişmeyim. Neyse şey yaptık. Kafamda ama gitmeyeceğim. Hep gitmeyeceğim var. Tabii iki gün sonra bir antrenman daha var. Dedim ya çantamı alayım da iş yerine götüreyim. Gitmesem de yine getiririm. Bir taraftan da karınca var ama. Burada tatlıyor. Evet, bir kere kanına girdi mi? Hem sevmedim hem ilgimi çekti. Akşam oldu. Dedim ya hadi gideyim de bir daha göreyim. Bakın ne olacak. Gittim. Ama baktım olay değişmeye başladı. Değişik bir şeyler gelmeye başladı. Daha çok ilgimi çekti. Ve o gündür bugündür IQ'ya devam ediyorum. Ama dediğim gibi çocukların bir nevi sayesinde oldu bu olay. Bir de şöyle bir şey anlatayım. Yani çok ilginçtir. Hep çalışıyoruz, çalışıyoruz, çalışıyoruz ama işte çok bilgili çalışmıyoruz. Açıkça ne söyleyeyim bunu ben. Onu da anlatayım. Madem anlatmaya kalktım. Böyle sıkıntılı. Yani bir şeyler yapıyoruz. Hep aynı şeyler ama böyle çok sert, aşırı derecede sert. Yere düştüğüm vakit nefesin tıkanıyor böyle, diyaframın kilitleniyor, böyle çalışma. Yani judovari çalışıyoruz. Resmen judovari çalışıyoruz. Teknikleri yaparken bile kalçadan yapıyoruz böyle. Hep judo, hep judo. Yani adı Aikido gibi. Bu bak 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 gelişmeye başladı. Ki ne zaman? Ne zaman ki biz Sayın Nebi Hoca ile tanıştık. İşte o zaman bizim Aikido'muz biraz daha kültür seviyesi ustalardan sonra. Ondan da Allah evet razı hocam. Türkiye'de sayılı hocalardan biri Nebi hocamız. Türkiye'nin değerli bir hocamız. Şansı bu. Ben onu da söyleyeyim. Bir de Türk olması çok güzel. Çünkü
biliyorsunuz ki bizim Türkiye'de yabancı isim hastalığı vardır. En azından bunu da bir şekilde yıkılmış oldu. En az 30'a yakın ülkede tanınmış bir isim Nebi hocamız. Gerçekten çok iyi bir aikidocu. Sen çok şanslısın, ondan sonra onunla tanışman ve çalışman. Evet, ben açıkçası hiç onun seminerine katılmadım ama çok isterim inşallah yakın zamanda. Tavsiye ederim hocam. Tanışmanı tavsiye ederim. Yani ne kadar mütevazı bir kişiliğin olduğunu göreceksin. Bir de şey var, yani bir söz var. Yani bir şeye başlayacaksan, bir spora ya da bir şeye başlayacaksan, hocasını, onun hocasının kim olduğunu öğren. Önemli olan o zaten. Hocam senin çok güzel böyle renkli hayatın var. Ben seyrediyorum, bakıyorum. Seni hadi takip ediyorum. Gitti mi? Sesin mi gitti? Ses gitti. Senin telefonların mesaj gelince otomatik olarak ben tekrar giriş çıkış yapayım. Bir dakika hocam. Alo. Evet, bazen böyle sıkıntılar oluyor. Özellikle karşı taraftan arama olunca sesler gidiyor. Ben tekrar hocamızı yayına... Evet arkadaşlar, benim sesim size geliyor mu? Tansır hocam yazmış. Merhaba başkanım. Sorun yok, tamam. Onda sorun var çünkü telefon herhalde açık tutuyor. Bildirim gelince benim sesim onda kapanıyor. Maalesef böyle bir sorunlar yok. Evet, Burhan Moçu hocamız bağlanana kadar şeyden bahsediyordum. Çok renkli bir kişiliği var. Onu da takip ediyorum. Sürekli işte Aikido hakkında bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte Bursa'da seminerler düzenliyor bizim Aikido organizasyonla beraber. Televizyonlara reportajları çıkıyor. Gerçekten emek veren, Aikido'ya emek veren bir hocamız. Evet, duyabiliyorsunuz. Hocamıza tekrar ben bir tekrar çağrı göndereyim. Tamam. Hocam. Hocam o telefonunun bildirimini kapatırsan, çünkü onlar gelince ses kapanıyor. Ben uçak modunu aldığım vakit internet gitti. O yüzden... Uçak modunda Wi-Fi tekrar açabiliyorsun. Şimdi arkadaşlardan, özellikle izleyen arkadaşlardan rica ediyorum, lütfen aramayın. Hani beni arayacaksınız, ne yapacağım? Yayını kesip de sizinle mi konuşacağım? Evet arkadaşlar, burada lütfen seyredin. Hocamız çok değerli şeyler anlatıyor. Özellikle ben ilk defa duyuyorum hocamız Aikido ile nasıl tanıştığını. Evet. Ben bunu diyordum hocam. Çok renkli kişiliğim var. Ben seni sürekli takip ediyorum. Aikido adına çok güzel şeyler yapıyorsun. Bursa'da seminerler düzenliyorsun sürekli. Ondan sonra televizyonlarda reportajlara çıkıyorsun. Evet. Türkiye'deki Aikido ve bizim Aikido organizasyonları çok güzel şeyler yapıyorsun. Şimdiden seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi biliyorsun hocam, yeni şeyler çıktı. 1 Haziran'dan itibaren artık spor salonları açılacak. Bilmiyorum ne kadar doğru payı var. Ama inşallah böyle olur. Çünkü koronavirüs yüzünden herkes biliyor. 1-2 aydır dojomuzu açamıyoruz, spor yapamıyoruz. Çocuklarımızı eğitemiyoruz, sporcularımızı eğitemiyoruz. Maalesef. Büyük bir sıkıntı. Bu konuyla ilgili bir bilgin var mı? Bir şeyler açıklamak, söylemek ister misin? Hocam, doğru, o konuda bir açıklama yapayım. Tabii benim bu söylediklerim hepsi benim şahsi fikirlerim. Onlar başkaları alınmasın bu konuda. Sanıyorum ki bizim Haziran başında dahi açılsa salonlarımız, hepimizin salonlar açılsa, herkes, genelde birçok kişi tedirginlik yaratacağı için başlamayacak ya da çocuğunu getirmeyecek. İkincisi, ondan sonra zaten yaz geldi. Herkes, bizim üyelerimizin çoğunun zaten yazlıkları var, işte tatil yerleri var, beldeleri var ve buraya her sene giderler, kesin giderler. Oraya gidecekler. İşimiz bu sene zor, çünkü biz bunu, benim büyük oğlum da judo antrenörünü yapıyor, aynı salondayız, bir gün onun bir gün benim olarak, onun da öğrencileri var. Biz daha bu olay başlamadan dedik ki, bu virüs çıktığı vakit biz dedik bu sezonu kapattık, hiçbir şey beklemeyelim,
Biz başka ne yapabiliriz alternatif olarak? Zaten Aikido bize bunları öğretiyor arkadaşlar. Bakın biz dışarıda biz adam öldürmek için Aikido öğrenmiyoruz. Biz adamı dövmek için, kolunu bacağını kırmak için Aikido öğrenmiyoruz. Bunun felsefesini yaşıyoruz. Daha mantıklı, daha hızlı, daha düşünceli kararlar vermeyi öğreniyoruz. Yani bizim ufkumuzu açıyor Aikido. Biz bunu bitirdik. Tabii alternatif ne olabilir? Farklı bir şeyler olabilir. Yani değişik şeyler yapılabilir. İşte dediğim gibi öğrenci de gelecek, muhakkak gelecek ama bunları sisteme bağlamamız lazım. Nasıl sisteme bağlayacağız? İşte belirli kuşak kemerleri sırayla alacağız okulumuza, dersimize. Yani bir saat güzel sonra... Güzel fikir saat hocam, sonra... evet güzel fikir. Kuşak kuşak alabiliriz, doğru. Aynen. Diyorsun, evet. Arada bir yarım saat bırakacağız, boşluk. Onlar giyinip çıksın, öbürleri gelsin. Yani kimse kimselere şey diyorlar, aynı çatışmasın. Bu şekilde alabiliriz. Bir de ne çalışabiliriz? Bakın, işte akşamları biliyorsunuz Bush Federson'un uyguladığı bir sistem var. Her akşam bir hoca gidiyor. İşte evde kaldı nasıl çalışılabilir? Bu etkinlikler nasıl yapılır? Onu göstermeye çalışıyorlar. Ama temassız Aikido yapmamız gerekiyor. Temassız Aikido yapmamız için de ne yapmamız lazım? Sömürü çalışması, silahlı çalışma. Gölge Aikido'su yapılabilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Çünkü ben bunu da nasıl anlatıyorum? Hayal Aikido da yapılabilir. Yapılmayacak bir şey yok. Dünyada insanoğlunun yapamayacağı bir şey yok. Yeter ki istesin. Ben 2004 yılında Bandırma'da Aikido'yu başlatan kişiyim. Hocalığını yapan kişiyim 2004 yılında. Giderken buradaki dersim, buradaki dersim bitiyordu. Hemen otobüse atlıyordum. Bandırma'ya gidiyordum. Bandırma'ya giderken otobüste gözlerimi kapatıyordum. Birkaç kişi seçiyorum kendime hayali olarak. İşte gözlerimi kapatıyordum. Onlar bana saldırıyordu. Ben teknik yapıyordum. Hayali. Faydası var mı? Kesinlikle var. En azından Aikido'yu tekrar etmiş olurum. Hocam olur. Özellikle bu eğitim sistemi, senin yaptığın eğitim sistemi yurt dışına çok yapılıyor. Onlar maçı çıkmadan önce ben bunu yaşadım. Yurt dışında maçları çıkarken, jiu-jitsu maçlarına rakibi çıkmadan önce hayal, aynı senin dediğin gibi yapıyorum. İşte düşüncelerimle nasıl yapacağım, nasıl tutacağım, böyle bir varyasyonlar oluşturuyordum ki gerçekten çok etkili bir sistem. Böyle de yapılabilir. Turgut hocam yazmış Bandırma'dan. Sonra gelip beni dövüyordun hocam diye. Gerçekten öyleydi. İşlerinden en azından orada o 3 yılımı verdim ama çok bir değer kazandım. Turgut hocayı kazandım. Şimdi oranın hocası o yapıyor hocalığı ve onunla da ben gurur duyuyorum. İyi ki gitmişim, iyi ki tanışmışım, iyi ki de Aikido'nun sayesinde bunları kazanmışız. Evet Aikido'nun hocam kazanmışız. Sen bahsettiğin gibi biz bir toplumuz, toplulukuz. Yani Türkiye'de Aikido organizasyonu var ve bir sürü hocayız. Herkesten birer fikir çıksa zaten o eğitim sistemi 3-5 aşağı yukarı ortaya çıkacak. Koronavirüs zamanında dediğimiz gibi temas yapamayacağız. En azından Eylül, Kasım ya da Aralık'a kadar aynı bu şekilde bu sistemde çalışmak zorunda kalacağız. Ama senden bir fikir çıkar, benden bir fikir çıkar. Bunları böyle güzelce dizdiğimiz zaman ortaya mutlaka bir, buna göre, koronavirüse göre bir eğitim sistemi çıkar. Mutlaka çok güzel dedin, kuşak sisteme göre çocukları çağırabilir. Zaten okullara da gitmiyorlar gündüzleri. İşte beşer evet. kişilik, onar kişilik kuşak seviyeye göre de eğitim veririz. Yarım saatte arada boşluk bırakırız ki çakışmasınlar. Hocam, tabii ki hijyeni de çok önem vereceğiz. Zaten bakın benim sistemimde zaten gruplar ayrı. Ben mesela Aikido'yu ben her türlü Aikido'nun tamamını ben her gruba vermiyorum. Ben açıkça söylüyorum. Benim çocuk gruplarımda da 7-12 yaş arasındaki eğitimim çok farklıdır. 12-16 arası çok farklı. 16'dan sonrası zaten büyük gruba artık geçmiş oluyor. Onlarda sıkıntım yok. Büyük gruplarda pek sıkıntım yok. Çocuk gruplarına çok hassas olmam gerekiyor. Onların bir dedesiyim yani aslında aynı zamanda ben. Öyle olmam lazım. Ve onlar da bana öyle bakıyorlar. Yani bir dede gözüyle bakıyorlar. Zorlandığım dönemler oldu mu? İlk dönemlerde zorlandım ama benim büyük avantajım var. Biz çocuk gruplarını judoda da yapıyorduk. Hafta sonları judoda. Hani oradan bir tecrübem var benim. Ve Bursa'da ilk çocuk grubuna açan kişi de benimdir. Aikido'da.
birçok kişi kabul etmedi. Yapamam dediler, olmadı. Ama ben bunu bir şekilde başardım. Ha, başarırken de neler yaptım? Yok işte robot yürüyüşleri, yok işte bay bay hoşça kal. Bunların aslında isimleri var yani. İşte kitabın sayfasını açmak, aslında İkyo. Kosodori İkyo, kitabın sayfasını açmak. İşte bay bay hoşça kal, sankyo, bankyo, böyle bir şeyler. Bunlara bu şekilde zaten eğittim ben çocuklar. Robot yürüyüşleri, işte Shomenitli robot yürüyüşü, yan mehteran yürüyüşü, yan yan, işte Yokomen gibilerine. Böyle böyle alıştırdım ben çocuklarımı. Şu anda o çocuklar, bakın o kişiler, üniversite bitirdiler, iş adamı, devlet memuru. Böyle oldular. Yani benim bahsettiğim, düşünün şimdi yani. Şimdi hocam bununla ilgili Facebook fotoğraf paylaşıyor. Eskiden fotoğraf, Facebook daha fazla ilgi gösteriyor. Orada da işte eski fotoğraflar çocuklarla paylaşıyoruz. Küçük çocuklarla, evet. İşte Aykut'la parken. Şimdi ara ara Facebook eski fotoğrafları gösteriyor. İşte 8 yıl önce, evet. Bilmem ne. Yani aynen. O kadar güzel oluyor ki o küçük yetiştirdiğin çocuk ve halen devam ediyor Aykut'a. Büyümüş, üniversiteye gitmiş. Bakıyorsun, evet. Arada zaman ne kadar çabuk gelişiyor. Ama bu bizi çok memnun ediyor, mutlu ediyor yani. Hoşumuza gidiyor. Yani öyle olması gerekir zaten. Biz eğitmeniz zaten. Bizim amacımızın o olması lazım. Yoksa dışarıda adam sana saldırdı da işte çenesini kırdın, böyle kırarsın, işte kafasını gözünü böyle dağıtırsın değil. Bunlar zaten yani IQ'nun felsefesinde olmayan şeyler. Biz bunları öğretemeyiz yani, böyle bir yetkimiz yok. Ben küçük çocuklarda bakın 12 yaşına kadar ne Shihanagi yaptırırım ne Kotegeshi gösteririm. Bunlar bende yok. Ancak gösteri varsa, gösteri grubundaysa o çocuk, ha o zaman ona hiçbir şey yaptırırım. Çünkü bilinçsizdir. Yani o andaki onun psikolojisini anlayamazsın, kavrayamayız. Nasıl davranacak? Hocam senin çok güzel de Bursa'da grubun var. Kaç kişilik bir ekibin var? Kaç kişilik bir öğrencin var kulübünde? Hocam benim biliyorsunuz ki Bursa'da bir de Mudanya grubumuz var bizim. Atilla hocamız onu çalıştırıyor sağ olsun. Ben destek oluyorum. Ben her IQ'da yapacak insana desteğe her zaman hazırım. Nerede olursa olsun, hangi şehirde olsun, hiçbir menfaat beklemeden. Bunu açık ve net söyleyeyim. Arkadaşlar yanlış anlamasınlar. Orada bir grubumuz var. Ondan sonra Ümit hocamızın çalıştırdığı bir tane grup var özel okuldan. Benim Okyanus'tan vardı bir grubum. Bunları birleştirince, bir de şimdi yeni Çanakkale'de başladık biliyorsunuz. Seren hocamız orada, evet, başladı. Evet hocam. Ona destek oluyoruz. Öyle bir desteğimiz de var. Tabii yani bunları toplayınca bayağı bir kitle yapıyor. Ama ben hepsinden mutluyum, sağ olsunlar. Hiçbir seminer gelin dediğim vakit gelmemezlik yapmazlar. Hemen gelirler. Kendinizi çok seviyorum bu konuda. Özellikle senin düzenlediğin seminerler çok güzel. Yani Aikido grubu olarak. Ben iki kere, üç kere hatta katıldım Bursa'da. Geldik, sağ ol, misafir ettin bizi. Çok güzel seminerler oluyor. Bayağı çok katılımla oluyor. Hocam, bu Aikido gelişimi için tekrar mı ses kesildi? Hocam, ağlayacağım şimdi ya. Yemin ediyorum bildirim ağlayacağım. Bildirim gelince ses otomatik olarak kesiyor. Ben tekrar alayım seni yayında istersen. Evet hocam. Evet. Arkadaşlar öğrenin, canlı yayın yaparken lütfen telefonlarınızı hemen rahatsız etme modu var. Oraya alın ki telefon ya da bildirim gelince karşı tarafın telefonu sesi kapatıyor. Ben hocamızı tekrar... Evet. Bizim aramızda değil de Burhan Hoca'nın telefonunda mesaj gelince o zaman otomatik olarak şeyi kapatıyor, sesi kapatıyor. Hocam, seninle diyaloğumu kıskandılar. Seninle diyaloğumu. Arkadaşlar kıskanmayın. Ben ilk defa Burhan hocamızla böyle canlı yayın yapıyorum. Ama ilk sırada benim. Daha sonra artık diğer arkadaşlarla yaparsınız. Bir de şeyi söyleyeceğim hocam. Şunu anlatmak istiyorum. Tabii yarım kaldı o da. Aslında anlatacak çok çok şey var. Bir saat, iki saat yetmez bunlara. Kesinlikle, kesinlikle evet hocam. Tabii biz ilk işte başladığımız dönemlerde belirli bir süre sonra İstanbul'da Nebi Hoca'nın bir şeyi vardı. Semineri ve dans sınavı.
Ona katıldım. Dans sınavına girdim. Dans sınavını geçemedim. Birinci danı. Kaldım dans sınavında. Bu beni çok hırslandırdı. Yani belki başkası olsa Aikido'yu bırakırdı ama ben dedim ki ben bu Aikido'yu öğreneceğim. Daha da öğreneceğim. Herkesi de mahcup edeceğim dedim. Ve daha çok üstüne eğildim. Onu da belirteyim. Yani şimdi bazen mesela sınavlarda kalanlar olur bilmem ne oluyor ya. Bunlar sakın bu konularda hemen pes etmesinler, üzülmesinler. Zorun üstüne gitmek o işi kolaylaştırır. Hocam bir de klasik bir soru olacak ama bir de senden dinleyelim. Türkiye'deki Aikido'nun durumu ne sence? Senin bakış açınla. Türkiye'deki Aikido gelişimi olsun, Wushu Federasyonu'ndaki Aikido grubu olsun, neler düşünüyorsun? Şimdi Aikido konusunda şöyle düşünüyorum. Benim düşüncelerim tabii bunlar gene. Kesinlikle Aikido'nun yanlış tarafı yoktur. Yani o iyi, bu kötü, işte bu teknik yanlış diye bir şey yok. Çünkü niye göre yargılayacaksınız? Ben onu merak ediyorum. Ben bütün hocalara sesleniyorum buradan. Aikido'nun yanlışını neye göre yargılayacaksınız? Hangi hocanınki doğru, hangi hocanınki yanlış? Böyle bir şey yok. Neden yok? Dünyada 15,5 city öğrendiğim benim, araştırdım. 15,5 city. Bir de yanında yarımı var. Onu da bir tanesi almış. 16 stil Aikido var. Hangi stile göre hangi hocanınki doğru, hangi hocanınki yanlış bana ispat etsinler. Kim edebilecek? Yani şimdi kesinlikle çünkü herkesin Aikido'su kendine özgü bir şey, kendine göre yapıyor. Aikido tabii ki belli bir sistemi var ama daha sonra Aikidocu ustalaştıkça kendi tekniği ortaya çıkıyor ve bunu kimse yargılayamaz. Öyle bir hakkı da yok. Zaten Aikido'nun içinde de böyle bir şey yok. Kesinlikle yok. Şu böyle olacak falan yok. Böyle bir sistem yok hocam. Şimdi bazı Türkiye'deki bazı arkadaşlarımız sağ olsunlar. Tabii onları da hani yargılama açısından söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama maalesef işte ya o yaptığın teknik yanlış. İşte bu doğru yapmadın. Benim için bu bir yol. Nasıl bir yol? Buradan çıkacağım, merkeze gideceğim değil mi? Ben bu caddeyi kullanırım, siz öbür caddeyi kullanırsınız. Öbürü arka taraftan dolaşır. Önemli olan o son kontrol doğru mu? Yani son kontrol doğrudur arkadaşlar. Çok güzel bir örnek verdin. Öyle yani. Ben böyle düşünüyorum. Ha, ufak tefek tabii şeyleri var. Hani kaçınılmayacak bir şeyler var. Nedir? İşte elinde silah varsa dikkat edeceksin. Silah tam olacak. Ama çıplak elle Aikido'nun bu teknik yanlış, bu doğru diyemezsin. İnsanın kişinin, ve ben daha basit şöyle söyleyeyim. Samuraylar, mesela kılıç orijinaldir değil mi? Bir 101 santim denir. Ama öyle bir şey aldım ki, bir yerden bir yazı okudum. Samuraylar kendi kol boylarına göre kılıç yaptırıyorlar. Yani çekebileceği boyuna göre yaptırıyorlar. Şimdi bunu nasıl yaparız? Adam bana yaptırmış 1.20 santim kılıcını özel. Öbürü yaptırmış 95 santim. 90 santim. Sayısından çekebileceği kadar kolun gücü ne kadar yaptırmış? Hatta ne bu konuyla ya? İlgili çok ilgime geldi. Ben bir dönem Yaido yaptım. Japonya'dan kılıç getireceklerdi. İstedim kılıç yok dedi. Öyle bir şey yok. Boyuna göre dedi. Kol boyuna göre kılıç getireceğiz. Bana da o zaman tuhafıma geldi. Gerçekten çok doğru. Çünkü benim kol boyumla başkasının kol boyu çok farklı. Aynen öyle. Kılıç kısa ya da uzun olabilir. Aynen öyle. İşte bunu nasıl yargılarız? Yargılayamayız işte yani. Demek ki var. Hocam yani bazı şeyleri ne bileyim ben tabii arkadaşların takdirleridir bu. Ben kimseyi de bu konuda şey yapamıyorum yani. Bir şey diyemiyorum. Özellikle Türkiye'deki bazı aikidocular diğerleri de yargılıyorlar, işte eleştiriyorlar. İşte bu teknik böyle olmaz, şöyle olmaz. Şimdi belli bir yarışması olmadığı için Aikido'da herkes böyle bol keseden atar. İşte ben en iyi Aikidocu benim. Neye göre? İşte en iyi taklayı ben yaptım. Eyvallah, en güzel takla at. Çok sevinirim. İşte ben en güzel sankyo yaparım. İşte en iyisi benim. Ama iş diğer branşlarda öyle bir birisine sen iyi yapamıyorsun deyince müsabakası var onun. Ve orada birbirini ne yapıyorlar? Müsabaka sayesinde işte kim daha iyisini belirliyorlar. Ama Türkiye'de müsabaka, işte Aikido'da hiçbir yerde müsabakası olmadığı için maalesef böyle durumlar oluyor. Müsabakasının yarışmasını da yapma şansınız yok. Yani nasıl yapacağız? Şimdi diyorlar ki mesela işte gösteri müsabakası yapalım.
yarışması. O bu yarışma. Bakın müsabaka değil. Gösterisini yapacaksın. Efçim fiziksel olarak çok uygun kişiler var aramızda. Tamam, IQ'yu gösteriyor. Ama tekniksel olarak gösteriyor mu? Şimdi bunu nasıl yargılayacaksın? Ya da buna nasıl bir puan vereceksin? Yani saçların hocam, bununla ilgili ben hatta Sevgi Hoca ile bu konuyla konuştuk. Biliyorsun ben jiu-jitsu da yapıyorum. Hem de kakemli yapıyorum. Evet. Jiu-jitsu'da 3-4 değişik müsabaka şekli var. Bunun birisi de duo sistemi. Duo sistemi tamamen gösteri şeklinde. Ve ben ilk defa duo sistemi yarışması seyredince yani bunlar tamamen aikidocuların yapabileceği bir şey. Çünkü orada şovvari bir senaryo var. O tarz bir şey yapılabilir ama tabii ki Türkiye'de ya da dünyada aikidoya öyle bir şey yarışma diye bir şey sokulmuyor maalesef. Bunu bir dönem denediler hocam. Bu judodayken biz judo federasyonuna bağlıyken aikido denediler. Hatta hatırladığım kadarıyla o zaman komisyonda Sevgi Hoca vardı. Ondan sonra kim vardı bakayım? Ahmet Kösoğlu vardı. Hatırladım. Hakan Kaplan vardı. Bunu bir ara denediler hocam. Biliyorum. Ankara'da bir kere gitmiştik seminere çok eskiden. Acaba orada yapılmıştı galiba. Hatta orada birinci gelen de Evren Yapıcı'ydı bak. Yahya Evren kulakları çınlasın. Evren Yapıcı birinci olmuştu. O zaman o gençti. Gencecik çocuktu. Uzun saçları. Harika da bir fiziği vardı. Ve hala var. Ve çok güzel de aikidosu var. Nebi Hoca'yı da bayağı takip eden kişilerden. Yani ilklerden. Yani peki hocam geçen sen Tanser Hoca ile bunu konuşurken soru sormuştun. Aikido yapan hocalar başka branşla ne kadar doğru başka branşlar yapılabilir mi de böyle bir soru sordum. Ben sana bu sefer soruyorum bu soruyu. Ben de cevaplıyorum hocam. Çok güzel bir soruydu. Teşekkür ederim. Şimdi ben şöyle değiniyorum. Aikido bir sanat mı zanaat mı? Şimdi bunun arasını bulmak lazım. Zanaatla sanat çok ayrıdır. Şimdi çoklu branş yaparsan bu sanat olarak geçer. Ama sadece üzerine eğiliyorsan zanaattır. Ben size sorduğum sorunun cevabını verdim. Bakın. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi hocam sen de biliyorsun. Evet, buyur. Ha, şunu söyleyeyim. Ya ben kimseyi yargılamak için de bunu şey yapmadım. Aklını şey yapmayın, yanlış anlamayın. Yani kesinlikle anlıyorum. Benim esas mesleğim, ana mesleğim mobilyacı olduğu için bakın ben zanaatkarım mobilyacılıkta. Çünkü ben onun içerine girdim yani. O mobilyacının A'sından Z'sine her şeyini bilirim. Atölyelerim de vardı benim. Ben atölye de açtım. Ama açtığım atölyede sadece mobilya kısmına, dekorasyon kısmına baktım. Doğrama yapmadım. Kapı doğrama yapmadım. Bu dedim benim branşım değil. İşim değil. Tamam benim mesleğim ama benim mesleğimin içinde olan bir şey değil. Ben dekorasyoncuyum. Ben duvara baktım duvarın 2,5-3 metrelik duvarın ne kadar eğimli, kaç santim ya da kaç milim eğimliğini hemen anlarım. Söylerim yani ortalamasını söylerim. O bu zanaat. Şimdi buradaki olay bu. Ha tabii şimdi birçok branş yapılabilir. Bunun yanındaki branşlar da var. Ben onu söyleyeyim. Mesela benim en idealim, benim hayalim burada bu branştaki 3 tane var. Kendo, Yaido, Winstu. Mesela Winstu'yu da birleştirebilirsiniz. Çok rahat, güzel bir şey. Neden? O da hep merkezde yaşar teknikleri. Bizim de hep merkezdedir tekniklerimiz. Evet, kesinlikle. O bahsettiğiniz branşlarda da ben bir arada Yaido yaptım. Bir seneye kadar Yaido yaptım. Benim Aikido'mu çok değiştirdi. Özellikle kanai duruşum, işte o arkadaki ayak duruşum, pozisyonun kılıcın tutması Aikido'nu çok değiştirdi. Sonra Jodo yaptım bir seneye yakın. O da özellikle silahlı Jodo. Kimle yaptın? Benim Bulgaristan'da Bulgaristanlı bir hocam var. Buradan ona selam söylüyorum. Ogi Sensei. 6. dan Yaido ve Jodo hocası. Dönem dönem hem Bulgaristan'a ya da kendini buraya davet ediyorduk. Ondan eğitim alıyorduk. Daha sonra Yaido burada bizim hocamız var 6. dan. İsmini de unuttum. onunla beraber bir sene hatta ders bile açtık bizim dojomuzda. Çok güzel bir şey, çok şeyi kattı. Özellikle başka branşları
Ama Aikido yakın bir branştır. Çünkü biliyorsun Aikido işte Jujutsu'dan çıkmış. Yani Judo, Karate gibi dallar bir ana bir branş dal var. Bunlar da çok birbirine çok yakın. Özellikle sen Judo ağırlıklısın. Sen işte Judo eğitimi almışsın. Senin Goshi'lerin, işte Goshinai'lerin diğer Aikido'culardan çok daha iyi. Büyük ihtimalle çok şey katmıştır Judo Kesinlikle öyle. Aikido'na. Bir de şöyle söyleyeyim tabii yani pardon lafınızı kestim de Hocam. farklı şeylere giriyoruz. Daha değişik konulara giriyoruz. Mesela Aikido'nun Jujutsu'dan çıkma olduğunu muhakkak biliyorsam Daito Ryu Jujutsu onu da belirteyim. Daito Ryu Jujutsu biliyorsunuz yapmak aslında yasaklanmış böyle bir duyumlarım var. Tabii bu Aikido'nun çıkması da o sensei 1920 senesinde Aikido'yu formatlıyor, kuruyor. 1940 senesinde devlet kabul ediyor. Bakın 20 sene. 20 sene Japonya'da Aikido'yu kabul ettirmekle geçiyor. Sensei'nin Bu hayatı. arada da Yaydo ile ilgili konuştum. Hocama bir an böyle ismini unuttum. Selçuk Burnaz hocamla çalıştım. Hocam kusura bakma. Biz Jodo'da bir dönem biz Aray Sensei ile Soezao Hoca'ya getirmiştik Bursa'ya. Sonra Ahmet Hoca'ya şey yaptık, devrettik. Onlar bize çok uğraştı böyle 15 gün. Adamlar pişman oldu geldiklerine. Ama bize çok şeyler bıraktılar sağ olsunlar. Gerçekten işte o kız dediğiniz gibi kılıç tutmayı, jo tutmayı öğrettiler bize yani. Tabii Yani öğrenebildik. mutlaka evet bir Aikido'yu yapan çünkü özellikle biliyorsun Aikido'da silahlı teknikler de var. Çok şey katıyor. Evet. Şimdi ben başka gözle de bakıyorum bu olaya. Biliyorsunuz herkes dojo çalıştırıyor, spor salonu işte işletiyor. Kesinlikle. Bir kayıp oluyor. Burada 5 ile 8 yaş arasında kolaylıkla Aikido yapabilecek seviyeye geliyorlar çocuklar ama daha sonraki 10 yaştan yukarısı başka farklı arayış içinde düşüyorlar. İşte daha agresif stiller, işte daha musabık sporlar. Onlar kaybetmemek adına jiu-jitsu başlattık ve çok güzel şeyler yaptık jiu-jitsu ile alakalı. Aikido'da temelli jiu-jitsu'ya geçiş, sonra işte başka branşı biliyorsun büyüdükçe çocukların, insanların farklı istekler oluyor ve o Kesinlikle. sporcuyu sen kaybetmemiş oluyorsun. Kendi Doğru spor söylüyorsun. salonunda devam etmiş oluyor. Doğru söylüyorsun hocam. Bu konuda çok haklısınız. Bakın ben size yerden göğe kadar hak veriyorum. Bende de böyle kayıplar çok oluyor. Çünkü aradığını bulamayan, biraz da daha çok velilerle alakalı bu olay. Çünkü Aikido sabır gereken bir şey. Yani hemen böyle bir işte ben adamı yeneceğim, ben işte tekniği yapacağım, doğru yapacağım. Bunlarla olmuyor. İlk önce ana temeli öğrenmesi lazım. Ana teknikleri öğrenmesi lazım. Hocam, Soruyu ben de okudum. doğru Okudun hocam. mu hocam soruyu? Doğru, ben okudum. Bir de Türkiye Aikido organizasyonumuz var tabii. Sağ olsun Tensar hocam. Tensar hocama bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Bakın bizi gerçekten bir araya topladı. Organizasyonu yaptı ve güzel gidiyor. Gerçekten büyük işler yapıyoruz. Hocam seni unutur muyuz? Lütfen yani. Daha da ileri gideceğine inanıyorum ben. Çünkü hakikaten çalışıyoruz. Kendi aramızda da olsa bir şeyler yapıyoruz. Tabii bize katılacak arkadaşlar da her zaman için diyoruz. Yani buyurun kapımız açık. Yani Erdemlik bizde her zaman için. Arzu eden katılabilir diyoruz. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Ve diyoruz ki arkadaşlar bakın bize işiniz düştüğü vakit gelmeyin. Her zaman gelin. Bizim her zaman kapımız açık. Sadece işiniz düştüğü vakit değil. Bunu açıklayarak Evet söyleyeyim. zaten hocam biz bahsetmiştik Türk Aikido Organizasyon olarak Bursa'da senin öncülüğünde çok güzel seminerler düzenleniyor. Haziran ayında da çok büyük bir festival yapacaktık Aikido ile Evet. ilgili ama Evet. maalesef olmadı. Altyapısını oluşturduk hatta ben videoları hazırlamaya başladım. Çok güzel videolar yapacaktım. Ama son anda işte koronavirüs yüzünden böyle bir sıkıntılar çıktı. Adı İnşallah üstünde. Adı üstünde. inşallah biz bu koronavirüsü bittikten sonra tekrar başka uygun zamanda, uygun tarihte yapacağız. Ama inanıyorum çok güzel şölen olacaktı. Evet. Bu konuda tüm Aikido organizasyondaki olan hocalarımı, kulüplerimi,
Tanser Başkanımı tebrik ediyorum ve kutluyorum. Çok güzel şeyler yapılıyor. Ben sürekli takip ediyorum, sürekli de katılmaya çalışıyorum ama hiç dolayısıyla biliyorsun ben farklı branşlarda da uğraştığım için biraz ağırlık o tarafa veriyorum Zor, maalesef. zor. Ama elimden geldiği kadar sizinle olmaya çalışıyorum ve ne geliyorsa elimden yardımcı olmaya çalışıyorum. Allah razı olsun. Ben her zaman bunu söylemişimdir. Ben nereye gidersem gideyim, jiu-jitsu, işte MMA, ben aikidocu, beni aikidocu olarak biliyorlar, hatta takdir ediyorlar. Bakın diyor işte MMA'cilerde aikidocular ne kadar mütevazı, ne kadar farklı bir kişilik sahipler. Her zaman örnek geçiyorlar. Aikido'nun yeri çok farklı. Aikidocu deyince diğer branşlar saygıyla karşımıza eğiliyorlar. Yani buna gerçekten ben şahit oldum ve hala öyle. Hocam biz felsefeyle çalışıyoruz. Yani diğerleri gibi. Ben size bir anımı anlatayım. İstanbul'da Wushu Federasyonu bizi ilk aldığında İstanbul'da bir seminer düzenledi. Hatta Nebi Hoca falan da geldi seminer o zaman. Şimdi salona gireceğiz. Tabii siviliz. 20 şakamalı arkadaşlar da var etrafta böyle dışarıda. Kulaklarını duydum. Bir tanesi dedi ki ne bunlar ya dedi. Bunları ben hepsini döverim dedi ya dedi. Bir baktım. Hocam var ya üzüldüm. Emin ol o insanın düşüncesine üzüldüm. O insanın nasıl bir hocayı takip ettiği için üzüldüm. Bakın ısrarla söylüyorum. O hocayı takip ettiği için adama üzüldüm. Onun söylediği için değil. Şimdi çünkü özellikle böyle branşları adam. Hocam. Evet pardon hocam sesini kestim. Sesim geliyor mu bu ara? Geliyor hocam çok net. Şimdi bazı böyle dediğin gibi arkadaşlar var. Branşları tartışıyorlar işte. Bu işte branş Aikido'yu şunu döver şu bu bilmem ne yapar. Ben çok yanlış buluyorum bunları. Çünkü bu branşlarla alakalı değil ki. Bu tamamen kişinin öğrendikle alakalı bir şey. Ben Wushu'cuları da tanıyorum biliyorum. Onların yarışmalarında katılıp görüyorum. Ama asla ve asla bunu söylememişim. Hatta son bir Wushu Federasyonu düzenlediği turnuva vardı. Benim MMA öğrencilerim onlara da hazırladım. Ya dedim o çocuklar böyle bir şey oluyor. Hatta benim Avrupa şampiyon sporcuları Wushu'da kaybettiler. Çünkü ilk defa katılıyorlar ve kuralları bilmedikleri için hep elediler. MMA kurallara göre dövüşmeye çalıştılar. Evet. Elediler biliyorum ben. Öyle bir kıstas olmuyor yani bu neye göre kıstas yapılıyor ben onları hiç anlamıyorum ve bu öğrencilerin bunları söyleyen öğrenci hocalarını gerçekten mutlaka bunu öğretmeleri lazım bir hoca olarak bunu öğretmesi lazım ilk önce öğrencisine. Hocam bir aikidocunun bakın bir aikidocunun benim felsefemde şu var bir aikidocunun dışarıda fiziksel olarak kavga ediyorsa zaten orada 1-0 mağlup demektir. Bir aikidocunun bakışıyla, duruşuyla karşındakini dinleyerek etkilemesi lazım. Yani bir otoriterliği olması lazım. Kalkıp da vay sen bana vurmaya kalkıyorsun, sen bana saldırıyorsun, ben de sana saldırayım değil. İlk önce onu ikna etmek gerekiyor. O da bakışlarınla, duruşunla onu hissettireceksin ki adam sana saldırmaya çekinecek, panikleyecek. Bu bana bir şey yapabilir diye korkacak, ürkecek yani. Yoksa o zaman aykırı yapmaya gerek yok ki. Ve daha bir sürü malzeme var. 400 lira pompalı satıyorlar adamı bacaklarından. Vur git. Ne hocam bir soru daha sorayım. Aklıma geldi. Özellikle bunu bilmeyen, bu branşları bilmeyen arkadaşlar işte biz hocayız ya soruyorlar. Hocam işte senin başına sokakta öyle bir şey geldi mi? Benim başıma böyle bir şey çok nadir gelir. Özellikle dediğin gibi aikidocunun şeyi duruşu çok farklı. Öyle bir şey hissettiği zaman onun aurası, onun duruşu diğer tarafı zaten bir şekilde o saldırma pozisyonuna gelmiyor. Ben sadece bunu anlatıyorum. Ben dövüşmek istiyorsam müsabakalar var. Müsabakaya hazırlanıyorum. Orada en iyilerle dövüşüyorum. Sokakta birisiyle benimle kıyaslas yapılmıyor ama zaten o eğitimini almamış ve bir kere bir hocaya bizim bir eğitim veren yasak bizim. Öyle kendi silah ellerini kullanırsan silah olarak sayılıyor. Aynen. Senin hiç başına böyle bir şey geldi mi? Bunu soracaktım ben sana. Hocam sokakta... bana böyle bir şey sorusları bakıyorum ki denemek ister misin diyorum. Yok hocam istemem diyor. Bu kadar basit. Yani işte bak kelimeyle bile vazgeçilebiliyorsun. Kesinlikle yani, haklısın hocam. Ya hadi dene bana bir kere vur dersen vuracak adam.
Ay dur olmadı, bir daha vur. Onun için hiç gerek yok hocam. Gayet basit diyorum. Denemek ister misin diyorum. Yok diyor hocam, istemem kalsın diyor. Dedim o zaman gerek yok. Ha, dışarıda hiç tartıştın mı, kavga ettin mi? Ettim hocam. Ben ederim. Ben neden ederim? Ben çocukluktan beri kavgayı seven bir insanım. Yani böyle orada hamurum öyle yoğurmuş. Ben varoş çocuğuyum. Ben kum kabı nişancıda büyümüş insanım. Yani, benim için sıkıntı hocam, yok ama. Yani. Doğru diyorsun. Yani zaten böyle insanlar ara ara çıkıyorlar işte. Senin oradaki şeyini, psikolojini falan denemeye çalışıyorlar ama biz bunu ve aldığımız eğitimle zaten o tarz kavgalara girmiyoruz pek fazla. Kesinlikle. Aikido'nun dışında bir soru sorayım sana. Hadi Aikido'nun hocam, dışında hobilerin var mı? Neler yapıyorsun? Hocam benim hiç hobim yok şu anda. Ben mesleği de bıraktığımdan beri, salonculuk yaptıktan beri aşağı yukarı kaç sene oldu? 15 sene falan oldu. Hobim yok. Hobim sadece Aikido. Ne güzel, o da bir hobi. Seviyorum. Seviyorum, beni eğlendiriyor yani. Ben eğleniyorum. Çünkü mutlu çoğu oluyor. Hocalara şeyi soruyorum, ortak nokta bu. Çoğu işte hocalardan işte toprakla işte bir şey ekmek, domates ekmek, işte çiçek ekmek gibi ortak noktaları var. Ama sen zaten bu işleri çok yaptığın için bunu hobi olarak saymıyorsun. İş olarak işte demin bahsetmiştin, işte mobilyacılık yapıyorsun. Senin zaten elle ilgili sanatkarsın. Hocam. Hocam korona zamanında ne yapıyorsun evde? Nasıl geçiyor bir günün? Evde bak hocam, ben bir meslek daha öğrendim aslında. Onu söylemedim, utandım ama söyleyeyim bari. Ben koronadan sonra evleri temizleyeceğim hocam. 200 lira diyorlar, ben 180 alacağım hocam. 160 alacağım. Evden... Yani hepimiz öyle olduk. Ben de bak seninle ortak olabilirim. Çok güzel cam temizliyorum. Tamam hocam bak. Sabahları kalkıyorum. İlk önce kahvaltıyı ben hazırlıyorum. Sofrayı ben hazırlıyorum mesela. Ondan sonra yerleri süpürmek benimle alakalı. Silmek benimle alakalı. Balkonu yıkamak benimle alakalı hocam. Bayağı işim var benim. Kapıları silmek benimle alakalı. Daha ne vardı ya? Bak bir şeyler daha yaptırıyorlardı. Dur onu unuttum hocam. O kadar çok iş yapıyorum ki. Bu arada da arkadaşlar bağlanıyor ve selamlar gönderiyor. Teşekkür ederim. Burhan Hoca'ya selamlar gönderiyorsunuz. Bize selamlar gönderiyorsunuz. Hadi tüm katılanlara teşekkür ederiz. Hocam bir sorular var mı bakalım? Böyle gözden geçirelim. Atlattığımız sorular. Vallahi hocam atlattığımız sorular yok sanıyorum da. Daha da sorabilirsiniz. Sıkıntı yok. Yani ben hazırlıklıyım. Evet arkadaşlar, Burhan hocamız buradayken de varsa böyle sorularınız yazabilirsiniz. Ben bu arada da soruları buradan gözden geçiriyorum. Bakıyorum hocam. Ama işte sorular, işte bu teknoloji telefonu biraz mesaj bölümünde sıkıntılı. Ya inşallah dediğim gibi hocam. Evet. Buyurun sorun hocam. İnşallah bu 1 Haziran gibi bir açılış olur. Spor salonlarımız başlar ufaktan çalışmaya ki çünkü gerçekten çoğu hocanın psikolojisi bile bozuldu. Her zaman bekliyoruz ne zaman olacak. Güzel bir haber aldık. İnşallah doğrudu bir haberdir. Mutlaka hijyenik şeyler, önlemlerimizi zaten en üst safhaya çıkartacağız. Mutlaka bir çözüm bulacağız. Ortaklaşa bir çözüm bulacağız. Eğitim sistemi nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Bu güzel bir gösterge. En azından bir sürü insan var evde kapanmış. Ben inan 2 aydır Doge'ye sadece bir balıklarımız var. Ara sıra Doge'ye uğrup balıkların yem veriyoruz işte. Cumhur Hoca ile, Sami Hoca ile. Bazen oraya 1 saat böyle oturup bakıyoruz. O Doge'ların içindeki enerji, biliyorsunuz ne kadar çok çalışınca o enerji hissediliyor, oraya girince o öğrencilerin o çalışmanın enerjisi var. Şu anda açıyorsun dojo, bakıyorsun böyle 4 duvar böyle o enerji boşalmış, insan üzülüyor. Orada sabahtan akşama kadar neredeyse dojolarımızla zaman geçiriyoruz, eğitmenlik yapıyoruz. Orada çocuk sesler geliyordu sürekli.
Hayır. Sürekli bir hareket vardı. İşte insan bunu özlüyor. Evet. Maalesef. Özden Temmuz diyor inşallah. hocam. Kanser hocam diyor ki Temmuz diyor. Temmuz'da mı diyorlar? Spor Genel Müdürlüğü benim adresimi istemiş. Severek veririm hocam. Özelden arayabilirler. Sekreterim cevap verir. Şimdi ben bir soru sorayım hocam. Şimdi genelde işte Aikido, Aikido nedir? Mesela Türkçelendirilmiş sistemini soruyorlar. Herkes sevgi, uyum yolu vesaire. Tabii bir sabır, akıl ve uyum yoludur. Sabır, akıl ve uyum yoludur. Yani bazı şey yaparken de biraz da aklı da kullanmak gerekiyor. Kesinlikle yani bir satranç gibi bir savaş sanatlarında uğraşan bir kişi mutlaka zaten biz o dönemi hepimiz geçtik, işte tekniksel çok daha fazla, işte birinci dan olunca tekniklere güveniyoruz kendimize, işte onları yapmaya çalışıyoruz, olmuyor. İşte ikinci dan da farklı, işte taklalar, düşüşler, işte biraz daha görsele önem veriyoruz. İşte Aikido'da dan seviyesini farklı. Herkes bunu geçmiştir zaten. Kesinlikle. Ama belli bir seviyeye geldikten sonra bunu fark ediyoruz ki yani bu iş sadece teknikte ya da Değil. gösteride değil. Tamamen aklında. Dediğiniz gibi temin ne güzel örnek verdin. İnsanı etkilersen hiç dövüşmeden, zaten en büyük kazanç bu. Dövüşmeden dövüş kazanmak. Yani Bruce Lee'nin dediği laflardan biri bu. Çok önemli. Hem de karşı tarafa da etkileniyoruz. Ben başım birkaç kez gelmişti. Ara sıra böyle işte televizyonda falan çıkıyoruz. Gösteriler de bazen yapıyoruz. Bir olay olmuştu bizim binanın altında. Ben de çıktım, kavgaya bir bakalım ne oluyor. Adam beni bir gördü. Hocam sen burada mısın? Sen burada mısın? Tamam. Ben hemen çekildim. Bak, herkes şaşırdı orada. Ne İşte bu. oluyor diye. Ben de şaşırdım. Adamı tanımıyorum ki ben zaten. Hocam ben seni dedi gördüm dedi. Sen burada yaşıyorsan sorun yok. Ben çıkıyorum buradan. Kavga öyle bir an önce bitti. Yani Kesinlikle. bu tarz insanlar, bizim gibi bu savaş sanatları yapan insanlar, aurası yani etkileyiş çok farklı oluyor. Bunu Farklı. diğer sporcular da zaten fark ediyor, görüyor. Ben müsabakaları yönetiyorum, işte MMA'de düşün, profesyonel maçlarda hayvan gibi adamlar birbirini orada dövüyorlar. İşte kanlar içinde filan onları yönetiyorsa, ama onlarda bu saygı sürekli zaten var. Aikidocu zaten biliyorlar, hemen bana soruyorlar, ya hocam diyor sen işte oradaki dev gibi adamları işte yumruk yumruğa aşağıda nasıl yönetiyorsun? Seni nasıl dinliyorlar? Zaten çoğu beni tanıyor. Yani Aikidocu deyince o saygıları çok farklı oluyor. Burada tüm MMA hocalarımıza ve sporculara bu konuda teşekkür ederim. Hocam. Aikidocu'nun yeri çok farklı hocam. Hocam bak Kanser Hoca ne yazmış. Buran Hoca yok diyor hocam diyor. Buran Hocam sürekli dövüşüyor. Talih Hoca sürekli karakolda topluyoruz diyor. Hocam biz şimdi bir sürü şey anlattık. Sen tamamen farklı ters yöne çevirdin. Vallahi billahi hocam mahvetti bizi ya. Hocam son olarak ne çabuk 5 dakika kalmış hocam yayında. Aa. Hocam bir daha yapalım. İşte Bu olmadı. Tam evet aynı şeyi evet. konuşamadık. Evet, kesinlikle bir daha yapacağız. Haftaya zaten Tanser hocamla söz vermiştim. Bir daha onunla yapacağım. Sonra ardından seninle tekrar yapalım. Yapalım hocam. Bir saat Yapalım. yetmiyor maalesef. Şimdi Instagram'da böyle özelliği var biliyorsunuz. Hemen otomatik olarak bir saat önce kapatıyor. Bir de hocam. Kapatmadan önce sen son olarak ne söylemek istersin hocam? Lafınızı kesmeden bir şey söyleyeyim. Kesiyorum pardon. Bu tarz şeyleri akşamları yapamaz mıyız? Öyle bir şansımız olmaz mı? Hocam şimdi ben bu şeyi 2 aydır yapıyorum. Hep 3 ile 4 arasında yaptığım için çoğu şeyler bunu takip ediyor. Ama bunun için ayrı bir şey yaparız. Akşamları da yaparız. Farklı bir konsept olarak yapalım. Neden olmasın? Bol Çok bol iyi olur. zamanımız var hocam. Evet. Evdeyiz. Aynen öyle. Peki Son bunu soru. böyle yapalım. Aikido organizasyonu olarak yapalım. Güzel olur. Türkiye'deki Aikido organizasyonu, bizim buradaki hocalarla birbirimize böyle canlı yayınlar yapalım. Hatta bununla ilgili bir liste oluşturalım. Evet hocam, Hocam reklamını da reklamlar. gördük. Reklamlar hocam. Evet. Hatta bunun listesini de yapalım Tanser Başkanım. Her
akşam işte iki kişi bu şekilde Aikido konusunda, özellikle Türkiye Aikido organizasyon konusunda böyle yayın yapalım. Seve seve ben de katılırım. Çok güzel olur. Harika olur hocam. Seviniriz tabii. Son sözüm şu olsun. Bizi izleyenler, dinleyen arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Sabırla dinlediler bizi. Ama tabii tam her şeyi de anlatamadık. Yani süremiz gene yetmedi. Çok anlatacak şeylerim var. Çok hazırlandım. Çok hırslı geldim ama maalesef saat bizi engelliyor. İnşallah bir dahaki sefere daha teferruatlı, daha ilginç şeyler. Aikido konusunda, bakın Aikido konusunda kitap yazsam gerçekten becerebilsem yazarım. Ama zaten artık bundan sonra yazmaya da gerek yok. 61 tane yazan arkadaş varmış kitabını. Onların kitaplarını alır okuruz yeter bize. Ne güzel. Hocam, yayına katıldığın için teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Tabii zaman yetmedi. Evet. İnşallah kısa zamanda başka bizim oluşturduğumuz, belki de öyle oluşturduğumuz bir konsepte de devam ederiz. Çok iyi Sorularını oldu. atma, tekrar onları görüşürüz, konuşuruz hocam. Tamam hocam, teşekkür ederim. Sağ Kendine olun. iyi bak, sağlıklı kal ve evde kal hocam. Görüşmek Sağ olun üzere. babaya selam. Aleyküm selam. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet, değerli hocamızla, Burhan hocamızla güzel bir sohbet oldu. Maalesef zaman da yetmiyor. Bir saat kesinlikle ve kesinlikle yetmiyor. Bu konsept biraz daha farklı, daha MMA üzerine gittiği için buradaki amaç, bu canlı yayın konseptin amacı MMA sporcuların diğer branşlardaki hocalardan güzel bir sohbetler alıp MMA yapan sporcuları oradaki dikkate alması, işte bir şeyler, bir örnek çıkartması. Ama Burhan Moç ile çok güzel bir şey yaptık ve başkanım burada zaten. Bir liste oluştururum, onu Türkiye Aikido Organizasyonu olarak aramızda yapalım, hocalarımızda. İşte her akşam belli bir saatte İki hoca çıksın, işte Aikido hakkında, organizasyon hakkında. Özellikle şimdi çok ihtiyacımız var çünkü kısa zamanda büyük ihtimalle dojolar da açılacak. Neler yapabiliriz, nasıl başlayabiliriz? İşte bundan sonraki, den sonraki Aikido eğitim sistemimiz nasıl olacak? Onu konuşsak çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Tüm katılımlara teşekkür ederim. Burada birçok arkadaş katılmış, selam göndermiş bize. İnşallah kısa zamanda tekrar görüşürüz. Yarın saat 3'te yine böyle başka bir branşta değerli konuklarımız olacak. Tekrar sizi yarın işte bekliyorum. Sağlıklı kalın, evde kalın. Görüşmek üzere diyorum.